Fenerbahçe Televizyonu'ndan merhabalar. 5 ayında yeni sezonda programımızın ilk bölümüyle sizlerin karşısındayız. Ve açıkçası ekranda, tiyatroda izlemekten çok keyif aldığımız, çok büyük keyif aldığımız bir ismi ağırlamak istedim ben. Denk düştü tarihlerimiz ve bir araya geldik. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu sizlerin de yakından tanıdığı Arif Pişkin bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Evet, gerçekten böyle sezonun ilk programları çok önemli oluyor. Evet. Ben de böyle çok sevdiğim ve izlemekten keyif aldığım, saygı duyduğum oyuncuları, tabii ki sanatçıları ağırlamaktan keyif duyuyorum ama ilk bölümün bir uğru olsun diye sizi de böyle çok sevdiğim için ağırlamak istedim. Hoş çok geldiniz. Hoş bulduk, hoş bize bulduk. Vakit ayıracaksınız bugün. Tekrardan teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Yani hani umarım uğurlu gelir sezon ve şahane bir sezon geçer sizin için. İnşallah, hepimiz için öyle. Evet. Dileklerimizi birazdan sıralarız belki de çünkü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndayız. 1907 tribünündeyiz. Evet. Tabii ki sizin Fenerbahçeliliğinizi bugün biraz daha köpürterek anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü böyle gerilerde kalmış gibi ya. Biraz böyle evet, ortaya evet. Saçalım, dökelim. Okay. Baktığım zaman sizin böyle hiç yoğun olmadığınız bir sezon yok. Şimdi her döneminize bakıyorum. Yani birçok dizi, işte tiyatro, sinema filminde sizi görmek mümkün. Seçici olduğunuzu biliyorum. Yaptığınız küçük röportajlarınızdan. Sizin röportajlarınızı da bulmak biraz zor. Sizinle bilgi edinmek de, sizinle ilgili bilgi edinmek de biraz zor ama bugün biraz daha Arif Pişkin'i yakından tanıtmaya çalışacağım. Eylül başında sete çıkan Zafer'in Rengi. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarının da çok ilgisini çeken ve gerçekten böyle yankı uyandıran, dikkat çeken bir proje. Abdullah Oğuz'un yönettiği bir iş olacak. Kadroya baktığım zaman gerçekten Fenerbahçeli çok isim var. Kubilay Aka öyle, Gülper Özdemir öyle, Nejat İşler var, Timuçin Esen var. Evet. 2024'te vizyona girecek. Biz 2024'ün ortalarında izleyecek gibi bir bilgiye sahibim ben. Nasıl gidiyor? Bu projeyle ilgili bilgi vermek ister misiniz ilk olarak? Yani her şeyin ötesinde, içerikle ilgili tabii bilgi veremem her şeyin ötesinde. Ama hani sadece şunu söyleyebilirim. Evet, büyük bir heyecanla, yani zaten hocanın da senaryosunu da kendisi yazdığı için çok önemsediği ve inatla çekmek istediği işlerden bir tanesiydi. Evet. Ve hani şu anda da çok büyük bir titizlikle çekimleri sürüyor açıkçası. Senaryoyu hala inatla böyle biraz da orasını kurcalayarak, biraz da burasını kurcalayarak devam ediyor. Hani ama hepimizin böyle heyecanla başladığımız bir iş oldu. Kimse böyle bir belgeselmiş gibi açıkçası hani sadece söyleyebileceğim şey bu proje için olabilir. Belgesel beklemesin. Gerçekten de bir draması olan ondan sonra ama o dönemin tarihini anlatan ve Fenerbahçe'nin gözünden anlatan esasında. Dönemin siyasetçilerini, dönemin futbolcularını, Kubilay Aka'nın oynadığı, oynayacağı rolün Galip Bey olması ve içinde şimdi Fenerbahçeliler için çok önemli bir kupa. Aslında baktığımız zaman Türk milleti için çok önemli bir kupa. Öyle. General Harrington Kupası. Biz bunu tabii ki Fenerbahçe Televizyonu'nda, Tarih ve Fenerbahçe programında da izliyoruz. Şimdi bu kupanın hikayesinin geçtiği bir sinema filmi tüyleri diken diken ediyor. Aynen, yani hani o dönemin bütün karakterlerini de içinde barındırıyor esasında. Evet. Yani hani Ali Samiyen de var ondan sonra çünkü Galatasaray'la da maçları var. Ve hani onu da tarafsız bir göz gibi esasında görüyoruz. Ama dediğim gibi tamamen baktığımız yer Fenerbahçe. Oradan bakarak bunu yapmış senaryoda ve bence hani güzel olmuş senaryo. Evet. Yani bir şey söyleyemiyorum hani. Peki, bir yandan da tutuyorum. Rolünüzle ilgili hani rolünüzle ilgili belki de hani Fenerbahçeli bir futbolcuyla mı ilgili ya da bir Galip'in babası mı oynuyor? Galip'in babası mı oynuyor? Evet, onu bilmiyordum. Evet. Mustafa Bey'i oynuyorum ben. Önce ona karşı geliyor. Hani sadece onu söyleyebilirim. Ama sonra bakıyor ki ülke değişiyor. Evet. Başka konjonktürler ortaya çıkınca babası da evet diyor ve ülkenin makus kaderi nasıl değişiyorsa esasında değişen toplumu yansıtıyor diyebiliriz. Evet, o dönemde tabii ki özellikle futbol sevdalısı gençlerin nasıl zorlukları çektiğini, tabii. özellikle böyle Abdülhamit döneminden beri futbolla ilgili özellikle böyle işte biz İngiltere'den görüp futbolu ülkemize getirmiş bir tarihe de sahip olduğumuz için o dönemlerde de ne kadar zorluklar çekildiğini biliyoruz. Tabii. Harrington Kupası zamanında da nasıl böyle kanla terle o kupanın kazanıldığını da biliyoruz.
sizi böyle fazla şey yapmak istemiyorum. Hani biliyorum söyleyecekleriniz kısıtlı ama eminim ki çok güzel bir proje olacak. Yani sadece ve sadece şunu söyleyebilirim. Bir zamanlar TRT'de oynayan bir Kurtuluş diye bir dizi vardı. Evet. 6 bölümlük Ziya Öztan'ın. Onun gibi tarihi drama şeklinde anlatan bir film geliyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Aa. Hem de yani zevkle seyredebileceğimiz bir film geliyor böyle açıkçası. Böyle tat alabileceğimiz, İnanılmaz. İliklerimize kadar hissedebileceğimiz. Aynen. Ya sadece hani buna bir şey demezler. Futbol takımlarının formaları örülüyor şu anda. Hı hı. O da ya örüldü. Hı hı. Hani o maçlarda futbolcuların üstüne giyecekleri şeyler birebir yapıldı. Hani gerisini siz, titizliğini siz kendiniz anlamaya çalışın. Yani gerçekten hani, merakla bekliyoruz. Valla ben de öyle. Şimdiden tabii ki tüm ekibe başarılar dileyelim. İçinde Fenerbahçe olduğu için ayrıca tabii ki farklı hisler de hissettiğimizi söyleyebiliriz. Merakla bekliyoruz hep birlikte, yapacak bir şey yok. Şimdi gerilere gidelim. Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nda okuduğunuzu biliyoruz. O dönemlerde tabii ki öğrencilik yıllarınızda yaptığınız şey çok değerli. 13 kişi orada profesyonel bir tiyatro yok. Ve o tiyatroya siz tabiri caizse elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Neler yaptığınızı dinlemeyi gerçekten çok isterim. Genç yaşınızda bu kadar böyle farkındalık yaratabilmek ve o şehre bunu kazandırabilmek çok önemli. Anladığım kadarıyla birkaç sene sürüyor. 4 sene, 5 sene gibi sürüyor. Evet, 94 senesinde bunu yapmak genç bir tiyatro sevdalısı için yani nasıl değerlidir tahmin edilemez gerçekten. Siz o dönem neler yaşadınız? Ya şimdi 1990'da Eskişehir Konservatuvarı'nı kazandım, tiyatro bölümünü. Ve bizim sınıf biraz böyle kendini yetiştiren bir sınıftı açıkçası. Ve ikinci sınıfın sonlarında, üçüncü sınıfta falandık. Bizde bu oluşum birazcık oluştu arkadaşlarla sohbet esnasında. Yani dedik ki Eskişehir'de tiyatro yok. Hani tarihine baktığımız zaman işte rahmetli Ergünor Bey'le konuşuyoruz. O zamanında Eskişehir'de şehir tiyatrosunu yapmış 1960'ların sonları, 70'lerde. Hani dönüp tarihine baktığımız zaman şehrin 1970'lerin başında yerleşik tiyatro varmış ama ondan sonra her şey bitmiş. Yani şunu düşünecek olursanız 1968'de 67'de doğan birisi bile 1990'larda Eskişehir'de yerleşik tiyatronun ne olduğunu bilmiyor. Hani o şehre ait bir tiyatronun ne olduğuna dair bir fikri yok. Hani şeyler gelecek, şehir dışından turneye tiyatrolar gelecek, siz gidip seyredeceksiniz. Şimdi Eskişehir'de de 1989'da konservatuvar açıldı. Ben ikinci mezunlarındanım o okulun ve kendimizi bir o şehre borçlu hissettik açıkçası. Ve dedik ki hani mezun olduktan sonra biz bu şehirde kalalım, bir profesyonel tiyatro açalım kendimiz için. Kendimiz için değil esasında, şehir için. Her tiyatro için yapalım bunu. Ve Eskişehir Tiyatro Kumpanyası adı altında bir tiyatro kurduk. 13 kişi. Evet, uzun sürmedi. Çünkü ya sadece şunu anlatayım. İlk sezonda mesela her tarafa afişler yapıştırıyoruz. İşte altında şey yazıyor. Her Perşembe, Cuma, Cumartesi yazıyor. Telefon açıyorlar mesela bize. Bir tane de sabit telefon aldık ki şey yapalım, bilet satabilelim falan diye. Telefon, aa bu haftada mı geldiniz? Bu haftada mı geldik? Önce anlamadık. Biz buradayız. Bir tanesine dedim ki bizim adımız ne? Yani tiyatronun adı ne? Eskişehir Tiyatro Kumpanya. Biz hep buradayız. Yani açıkta. Biz evet hani sonra yavaş yavaş hani insanlara her hafta sürekli olarak oyun oynamanın ne olduğunu, bir tiyatronun sürekli nasıl perde açabildiğini ancak 4 yıl yaparak şey yapabildik. Çünkü maddi koşullar artık bizi onu ilerletmeye imkan bırakmadı açıkçası ve kapatmak zorunda kaldık. Yani hani bu evet üzülüyorum bir yandan, keşke sürseydi, keşke çok uzun yıllar sürebilseydi. Ama o zamanın koşulları içerisinde maddi olarak daha fazla bunu ilerletebilmenin imkanı yoktu açıkçası. Yani hani bir süre sonra bir baktık ki Eskişehir'de kalınır, sadece turneyle kendi hayatımızı
idame edebiliyoruz. Hı hı. Yani hani turneye gidiyoruz, turneden kazandığımız parayla Eskişehir'de tiyatro yapmaya çalışıyoruz falan. Evet, evet. Yani hani o zamanın şartları içerisinde çok zorlayıcıydı tabii ki ama hani pişman mısın? Asla değil. Elinizden geleni yapmanın bir verdiği rahatlık, gönül rahatlığı da vardır. Ama o hani tiyatronun kendi şeyi, ya, biz tiyatroyu tiyatro yapmak için değil, hani tiyatro yapıyoruz. Hı hı. Yani ben çünkü oyuncuyum. Hani mesleğin bu diyorsunuz. Evet, yani hani başka bir meslek bilmiyorum açıkçası. Hani tiyatro yapmak, evet, sinema yapmak, dizi yapmak benim işim. Başka bir şey bilmiyorum. Hani bana bakkal dükkanı aç deseniz açamam. Çünkü hesap yapamam açıkçası. Hani o zevk, o şevk benimkisi. Kızdığım böyle bir cümle var aslında. Bizim işimiz içinde. Aslında böyle hani göz önünde olan her meslek için söylenen bir şey bu. İleride böyle konuşacaktım bu konuyu ama benim işim bu dediniz ya. Şu benim çok böyle sinirlendiğim bir cümle. Sen önce bir oku da işte hani doktor ol, mühendis ol vesaire, öğretmen ol. Sen yaparsın ya sunuculuğu, hani ya da yaparsın sen oyunculuğu. Tabii tabii. Hobi olarak yaparsın. Tabii, tabii. Bunu zamanında söyleyen hani anne de var bende. Bunu bizim zamanımızda, bizim kuşakta da öyleydi. Ama yani bunu bir türlü kıramıyoruz. Neden mesela bunu kıramıyoruz? Neden bu işi herkes yaparmış gibi geliyor herkese? Çünkü birazcık bu hocalarımdan bir tanesinin bu konuda çok güzel bir örneği vardı esasında. Galiba o biraz açıklayabilir. Bir odaya gitar koyun, viyola koyun, bir tane de davul koyun. Evet. Normal şey, Ramazan davulu. Hı-hı. Yani hani bateri falan da değil. Evet. Hiç üçünü de çalmasını bilmeyen birisini sokun içeri, önce davulu çalar. Hı-hı. Tiyatro da böyledir derdi. Onu çaldığını bildiğini sanır. Ama ötekileri zor gelir telli olduğu için. Onlardan ses çıkartamaz ama ondan ses çıkarttığını sanır. Sanır. Tiyatroda böyle zor şey kolay geliyor insanlara ya da oyunculuk ya da sunuculuk. Ya da, evet, değil mi? Anlatabiliyor muyum? Yani hani ne var canım, herkes yapıyor. Ya da işte bir sürü magazin programında da açıkçası çıkıyor ya. Esasında öyle değil. Hani hı hı. Anlatıldığı gibi değil. İnsanlar onu biraz galiba atlıyorlar. Ben işte Türk Hava Yolları'nda bilet satarken beni oyuncu yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Hani bunun altında o yok esasında. Hı hı. İnsanlar da diyorlar ki o zaman asansörde de beni oyuncu yaparlar. O da var. O da var. Hani asansöre biniyor insanlar oyuncu olmak için. Yani mesela rahmetli Müşfik hocamın çok güzel bir lafı vardı. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Sahnedeyken eğer ki seyirci, izleyen aman canım ne kadar kolaymış dediği anda sen işini yapmışsındır derdi. Çünkü onu öyle bir oynamışsın ki sen zaten kolayca yapmışsın, evet, onu anlamında. Evet, evet. Hani seni seyreden aman canım ne kadar kolaymış dediği anda sen işini yapmışsın derdi bize. Çok doğrudur. Çok doğru. Açıkçası. Ne kadar. Onun böyle mavi gözlerine bakıp da eli ayağı titreyen tüm o tahtanın üstüne çıkmış tiyatroculara da selam olsun buradan. Eyvallah, gerçekten. Hepsine. Tabii Anadolu Üniversitesi demişken, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, sonrasında siz öğretim görevlisi olarak devam ediyorsunuz. Şimdi evet. O gençlerle bir arada olmak, o pırıl pırıl gençler gözünüzün içine bakıyor. Sizden böyle bir şey öğrenmek için. O mesela size böyle nasıl hissettirdi, size katkısı ne oldu? Şimdi seneler sonra hala devam ediyorsunuz mesleğinize. Onun böyle size kattığı ve hala böyle insan, çünkü gençleri gördüğünde bir umutlanıyor, daha böyle farklı bakıyor hayata. O döneminiz nasıldı? Yani şimdi hemen arkası arkasına esasında tiyatroyu batırınca o zamanın Anadolu Üniversitesi'nin rektörü Engin Ataç, sağ olsun, gerçekten de müthiş profesörlerden bir tanesiydi. Bir arkadaşımla, Enis Yıldız'la bana dedi ki, biz dedi konservatuvarda daha önce yaptıkları bir Tiyatro Anadolu, hı hı, diye bir oluşum vardı. Ergin Orbey'in katkılarıyla ve desteğiyle tabii ki. Onu tekrardan ben hayata geçirmek istiyorum ve sizin Eskişehir Tiyatro Kumpanyası'nda yapmaya çalıştığınızı ben Anadolu Üniversitesi'nde Ergin Orbey ile birlikte yapmak istiyorum. Yani bir profesyonel üniversite tiyatrosu. Hı hı. Yani daha sonra şekillendirmeye çalıştığımız esasında 3. nesil bir ödenekli tiyatro üniversitede nasıl yapılabilirin yolunu aradık, hı hı, arkadaşlarla. Yani o zamanki, evet, Tiyatro Anadolu'daki ve öğretim görevlisi bütün, evet, arkadaşlarla birlikte biraz onun yoluna bakmaya çalıştık. Ama
Üniversitede bunun çok çok uzun boylu olamayacağının, yani hani ödenekli tiyatro gibi çalışabilmenin olamayacağını üniversitelerin kendi koşulları içerisinde olduğu için. Ama tabii ki çok uzun, hala da sürüyor Tiyatro Anadolu. Hala hayatını devam ettiriyor. Sonra biz yavaş yavaş derslere de girmeye başladık. Yani esas bizim Anadolu Üniversitesi'ne girişimizin sebebi, mahiyeti Tiyatro Anadolu'ydu. Orada oyuncu olmak, ya yani oyunculuk yapmaktı. Ve hani kesinlikle siz derslere girmeyeceksiniz demişti rektör bey. Ama sonra YÖK'ün getirdiği bazı koşullardan dolayı derslere de girdik bir sene sonra. Yani mesela rahmetli Ergün Orbey'in asistanıydım ben yıllarca. Sonra onun bıraktığı dersi ben devam ettirdim falan. Hani süreç biraz bende böyle işledi. Ben ve arkadaşlarım da gerçekten de. Ama hiçbir zaman hani istifa edene kadar Anadolu Üniversitesi'nden kendimi çok fazla akademisyen olarak görmedim açıkçası. Yani ben daha çok hep oyuncuydum ondan sonra. Evet, öğretim görevlisiydim ama karşımdaki öğrenci arkadaşlarım, konservatuvar tiyatro bölümündeki öğrenci arkadaşlarım benim için meslektaştı. Ben hep böyle baktım. Hala da öyleyim esasında. Çünkü ben hoca öğrenci ilişkisi. Evet, otur hemen şimdi bunu yapacaksın. Oyunculukta böyle bir şey yok. Hani öğretisinde de böyle bir şey yok. Ben bildiğim bir şeyi anlatmaya çalışırım. Bir gramdır o. Karşımdakinin nasıl algılamaya çalıştığıyla ilgilenirim ve onun yapmasıyla ilgilenirim esasında. Benim ona göstermem ne değil. Ve o mezun olduktan sonra aynı diplomaya sahibiz. Ve bir şekilde de bir yerde karşılaşırız. Yani mesela bunların en büyük örneği, her zaman her yerde söylüyorum, Münir Apaydın'dır. Münir Apaydın'ı konservatuvar sınavlarına hazırladım. Konservatuvara girdi. Sonra karı koca oynadık. Güllerin Savaşı'nda. Aslında mesleğimiz böyle bir şey bizim öyle, çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani hani başka türlü düşünebilir misiniz? Asla olmaz yani. Hani hoca otur, 0-75. Bu işte olmaz yani. Bu sektör demeyelim de, yani bu sanatın içinde bunun olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Evet, siz de doğru olanı yapmışsınız. Yani hani doğru ya da yanlış onu bilmiyorum. Ben hani bana daha tamamen geldi. Evet, hani ben tamamen hani oyunculuk eğitiminin burada bu yönde olması kanaatindeyim. Yani usta çırak öğrenir ya da öğrenmez, bilmiyorum. O başka bir yere gider ya da gitmez, onu da ben bilmiyorum. Öyle gider. Ben veririm bir şeyi, kapıyı açarım, o girer ya da girmez. Ona kalmış. Ona kalmış tabii ki. Peki şimdi böyle hani eski zamanlara baktığımızda tiyatro okulunun olması, bir yerde bir konservatuar olması, yani böyle bir elin parmağına geçmezdi. İşte radyo, televizyon, sinema, bunlar önemli, yani yetenek sınavıyla alınan yerlerdi. Evet. Buna işte puanın da tutsa herkes giremezdi. Şimdi böyle her yerin oyunculuk okulu olması, işte her yerin böyle spiker, sunuculuk okulu olması, eğitimi vermesi, diploması vermesi, işte staj için size bir yeri bulması. Hani bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Her yer böyle çok işte böyle sanata dair okullarla dolmadı mı? Kesinlikle. Yani hani benim üniversite sadece konservatuvar ya da sinema televizyon açısından, kendi mesleğimle alakalı değil, diğer bütün branşlarla alakalı olarak herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Hani ben biraz eğitime böyle bakıyorum açıkçası. Yani evet, her yere oyunculuk okulu açtılar. Ama bu kadar çok oyuncuyla ne yapacağız? Evet. Yani hani sektörün bu şişkinliğe ihtiyacı var mı? Yok. Yani bu kadar spiker var söylüyorsunuz. Evet, peki. İnsanlar evlerinde oturuyorlar. Diyorlar ki bana niye iş gelmiyor? Çünkü hani yok. Hani bu işte... kapasite bu kadar açıkçası. Ya da üniversite mezunları. Bu kadar çok iktisatçıyla ne yapacağız? O zaman hani onu da tartışalım. Yani o da doğru. Evet, biz şimdi kendi sektörümüzü tabii tartışıyoruz. Tabii tabii. Hayır, yani hani var olan dönem bir parça buraya doğru evrilmiş vaziyette. Ben birazcık hani sanat diyoruz ya, onun ya da bu tarz böyle görsel işlerin birazcık daha böyle ince eleyip sık dokunan insanların kesinlikle böyle elinden çıkması kesinlikle gerektiğini düşünüyorum. Ya ben mesela en fazlasıyla şeye karşı çıktım. Sinema televizyon bölümlerinin özel yetenek sınavından çıkartılmasına. Çıkartıldı. Ondan sonra yani hani o artık kendi işleyişini yitirmiş hale geliyor o zaman. Yani hani oradaki öğretim görevlisi arkadaşlar, hocalar, onlar da büyük sıkıntı çekiyorlar. Evet. Çünkü eski,
Ya şunu da söylemek istemiyorum. Eski öğrenciler yok. Hayır, böyle bir şey yok tabii, zaten. Yani hani, farklı bir sonuçta kuşak geldi tabii artık. Tabii ki, tabii ki. Yani o bambaşka bir şey. Hı-hı. Ama evet, bir yerde onlar haklılar. Çünkü kendi öğrencilerini seçerlerken şimdi seçemiyorlar. Evet. Hani Toto'yla, çok özür dilerim ama, hı-hı, Toto'yla gelen geliyor. Evet, böyle bir hale evrildi. Evet, evet. Yapacak yani, bir hani, şey yok. Yani evet, bizim elimizden bir şey gelmiyor. Siz biraz önce Müşfik Kenter'in çok güzel bir sözünü söylediniz. Benim de böyle notlarım arasında şey var. Şimdi hocalık yapmış, oyunculuk yapmış, gençleri yetiştirmiş. Hala böyle dizide olsa, sinemada olsa genç oyunculara katkı veren bir ismin. Neyse. Şöyle bir hocasının söylediği, hayatına yön veren, işte kulağına küpe olan bir hatırasında bir cümlesi var mıdır acaba diye not almışım ama Müşfik Kenter'in o söylediği sözü müdür yoksa başka var mıdır diye bir sormak isterim. Ya hani hepsinden illaki bir şey alıp vardır, tabii cebimize mi koymak zorundayız. Yani ben hep öyle baktım. Hı hı. Hani aman o hoca çok kötüdür ya. Hani notu da kıttır falan. Hayır, ondan da mutlaka öğreneceğimiz bir sürü şey var. Yani mutlaka var. Anlatabiliyor muyum? Yani hani yok muydu hepimizin yaka silktiği hoca? Var. Ama ben de mesela ondan kötü hoca nasıl olunur? Kötü yönetmen nasıl olunur? Oradan onu da kapatabiliyorsunuz. Onu almak zorundayım yani. Evet. Hani başka türlü nasıl olacak ki? Ve hepsinden mutlaka bir şeyler biriktirmişim. Yani çok. Ergün hocamın da hiçbir zaman unutamadığım şeylerinden bir tanesidir. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Hep böyle aklıma gelir. Ha evet, doğru o diye. Sizin de bir cümleniz var. Çalışmazsanız, kendinizi geliştirmezseniz bitersiniz. Kesinlikle. Bu her meslek için geçerli. Tabii, bu hayatın tabii, her alanında geçerli. Tabii, öyle değil mi? Tabii, kesinlikle. Peki birazcık tembelleştik mi? İster istemez galiba. Yani hani onu nasıl sorgulayacağımı da bilmiyorum. Acaba pandemi mi yaptı yoksa... Yaptın mı biraz? Bilmiyorum ki hani başka şeyler mi yaptı? Çok mu sosyal medyaya, cep telefonlarına, tabletlere düştük ondan sonra? Yani hani artık film seyretmek için bile hani kalkıp sinemaya gitmiyoruz da evimizin rahat ortamında kahvemizi içerken filmimizi seyrediyoruz falan. Dönem böyle bir dönem, o da yani geçecek demiyorum, başka bir şeye evrilecek, evet, belki de. Bilmiyorum ki. Evet, olabilir. Tembelleştik ama, orası kesin. Ve sadece bizle alakalı değil. Tüm dünya bu halde. Ben de bu arada yakalanmışım. Şu an fark ettim. Kayda girmeden önce dedim ya, Belgen'i izledim. Bir akşam sonra tekrardan başladım. Şu anda aslında ben de sinemaya gitmeyip de dijital platformdan izlediğimi demin ben aslında söylemişim yani. Evet. İtiraf etmişim, onu anladım şu anda. Çoğumuz hayatın geçirdiği maalesef bu işte yoğunluk, birçok yere aslında bölünme, bazen maddi koşullar, ki bunu biz burada hep konuşuyoruz. Evet. Olabiliyor işte. Yani sinema gitmek, tiyatroya gitmek eskiden sanki daha kolaydı. Şimdi böyle bilet fiyatlarına baktığımızda da belki maddi gücümüzün hani kazanamamamızdan da kaynaklı olabiliyor yani. Yani hani hepsi üst üste hepsi biliyor üst bence. Üste hepsi olabiliyor. Üst üste, evet, hayat zor gerçekten. O yüzden yani insanlar tabii izleyebilecekleri kadar tiyatroya gitmek tabii ki çok farklı bir şey. Onu orada seyretmek, o birebir yaşamak, o kokuyu almak farklı bir şey ama tabii dijital platformlarda yayınlanan sinema filmleri için çok bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Aynen, gençlerle peki çalışmak nasıl? Şimdi hocalık apayrı bir şey. Ama böyle biraz önce eşini oynadım dediniz bir öğrencimin. Aynen. Onlarla çalışmak böyle nasıl duygu yeni jenerasyonla? Bu yani herhangi bir şey yok. Yani sonuç itibariyle hani ukalalık değil ama çalışan, hı, gerçekten de hani mesleğinin değerlerini veren insanlarla birlikte olmak büyük bir zevk. İster benden büyük olsun, ister, hı, küçük olsun. Sonuç itibariyle bizim işimiz etkileşim işi. Hı hı. Eğer ki karşılıklı etkileşim içerisinde doğru biçimde yapabiliyorsak o mesleği, herhangi bir problem yok ve büyük zevk alıyorum onların enerjisinden açıkçası. Şunu çok merak ediyorum. Böyle hiç şu oldu mu? Sizi oyun veremeyen, o anda o kişiyle oynamaktan zorlandığınız oldu mu hiç? Çok. Çok mu oldu? Çok üzüldüm şu anda. Bu çok kadar çok beklemiyorum. Ya çok oldu. Tabii ki oldu. Olmaz olur mu? Bu orada bir şey mi oluyor? Bir stres yönetme ya da böyle işte sakinliğini koruma ya da böyle
belki hocalığın verdiği farklı bir böyle karakter özelliği mi devreye giriyor? Ne yapıyor orada? Arif Pişkin nasıl tepki veriyor? Şalterlerini kapatıyor. Yani bundan 20 sene önce ya da 25 sene önce olsaydı tabii hani yer yerinden oynardı öyle bir durumda. Tabii tabii, yani hani dayanamazdım. Ama şimdi çok sakin. Ondan sonra ben sadece kendi işimi yaparak, ben ona şey diyorum, duvar tenisi oynuyorum öyle durumlarda. Ama öyle yani hani yapabilecek bir şeyiniz yok. Sonuç itibariyle bu işin içerisinde bunlar da var. Anlatabiliyor muyum? Yani görsel olarak oraya birisini getirmişler. Evet, ha bak birisi diyorum. Hani evet. Kim olduğunu hiç önemi yok. Tabii bu, ki. Kişilerle de alakam yok. Okey, olabilir, seçilmiş. Hiç problem değil. Ben elimden geldiği kadar ona oyunu veriyorum. Gerisi ona kalmış. Ama gerisi ona, evet. Yani yapabilecek bir şey mi? Ondan oyun da beklemiyorum. Hani anlıyorum çünkü hani set öncesinde de anlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani artık hani o safhaya geldim galiba. Sizin baktığımızda o disiplini aldığınız dönem işte deve kuşu kabare dönemi. Neredeyse. Radyo tiyatrosu dönemi. Ne kadar zor değil mi? En zoru radyo tiyatrosu değil midir? Ya o zamanlar için evet. Çok yani siz bu disiplini aldıktan sonra böyle bir şeyleri kabul edip de ondan sonra hani devam ediyor olmanız. Ya o herhalde hani benim eğitimim esasında tiyatrodan geliyor. Yani hani o tiyatronun kendi disiplininden geliyor. Evet. Ondan sonra yani hani ben hala mesela sete önce giderim. Saat, i̇şte, yani verilen disiplin. Saatten önce giderim. Evet. Çünkü ben ama orada olmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Hani hazırlanmak zorundayım. Evet. Oraya konsantre olmak zorundayım. İşte gençliğinizde aslında bu yaşadığınız, gördüğünüz şeylerin tümünün harmanlanmış hali şu anki aslında. Yani evet, hani o disiplinle alakalı. Evet. Ondan sonra o kendinizi nasıl yetiştirdiğinizle alakalı galiba. Hani bilmiyorum, kendimi anlatmak gibi oluyor bu tabii biraz da. Hani dışarıdan nasıl gözüküyor onu. Biz bunu istiyoruz zaten. Peki yani, disiplin sonradan edinilebiliyor mu? Bilmiyorum. Yani hani hiç karşılaşmadım. Şimdi mesela ben de karakter olarak... Ya çok olarak... kötü bir olay yaşaması lazım. Ha, yani bir böyle bir ne olması lazım? Bayağı bir dayak yemesi lazım. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani, evet sarsılması gerekiyor. Lazım. Hani ancak o zaman kendi karakterinin kırılması lazım ki başka bir yere evrilebilsin. Bence burada anneye babaya da çok iş düşüyor. Olabilir. Çünkü şey, olabilir. Ben mesela çocukluğumda hiçbir yere geç kaldığımızı hatırlamıyorum. İşte saatinde orada kimse bekletilmez. İşte servis bile bekletilmez. Beklenir yani. Mesela evet. Bunlar bile bence kişinin karakterini oluşturan olabilir. Şeyler. Eğer kesinlikle. Böyle oyunculukla ilgili tabii ki gençler bir şey düşünüyorsa, böyle bir planları varsa bu disiplini de aslında baş köşeye yazmaları gerekiyor. Şimdi o disiplini elde edebilmek için galiba biraz da hedefleriyle de alakalı olması gerekiyor insanın. Hedefinin ne yani olduğunu? Günümüz hani çok ağır gelebilir belki ama bilmiyorum. Hani genelde gördüğüm için söylüyorum. Evet. Edinilen hedefler hep kısa hedefler. Yani uzun boylu hedeflerle alakalı kimseyle çok uzun zamandır nadiren sohbetler ediyorum mesela. Hani bundan kastım da şu. Ben oyuncu olmak istiyorum ve o yüzden şunları yapıyorum. Esas hedefim iyi oyuncu olabilmek. Evet. Bu uzun vadede bir hedef. Tabii ki. Yani hani budur. Evet. Ama nasıl? Şimdikiler öyle bir değil yani. Bir diziye mi girmek mesela? Evet, mesela. Bir menajerim olsun. Okey. Ondan sonra tamam, sonra bir dizide oynarım. Sonra araba alırım falan. Yani egzajere ettim evet, yani. Hani çok kısa. Ama bizim hani hayat gailemizin içerisinde bunun olmaması lazım. Uzun bir hedefi koyun. Bunun içerisinde konservatuar mı var? Oyunculuk bölümü var? Ya da gidip de edineceğiniz kurslar mı var? Onları edinerek yapmak istediğin hedefe ulaşmak zorundasın. O zaman da o disiplinin geliyor galiba. Anlatabiliyor muyum? Evet, çünkü tabii. Biriktiriyorsun. Biriktirdikçe geliyorsun. Üst birden bire gelmiyorsun yani. Evet, umarım sizin de istediğiniz gibi tabii ki ya da olması gerektiği gibi oyuncular gelir sektöre diyelim. Şimdi böyle eski dönemlerden konuşuyoruz. İşte tiyatro diyoruz, ondan sonra sinema diyoruz, şimdi dijital platformlar diyoruz. Konuşurken böyle tiyatrocularla üzüldükleri böyle bir konu da geçmişte böyle her şeyin kaydının olmaması. Her şeyin fotoğrafının olmaması. Evet. Şimdi elimizde telefonlarımız var her dakika. Çok evet. Gereksiz. Film rulomuz bir sürü aslında şeylerle dolu. Evet, fotoğrafla kesinlikle. Dolu.
Yani o dönemde ki böyle hiç böyle fotoğrafı olmayan, işte kaydı olmayan oyunlarınız, filmleriniz var. Yani bu size mesela bugün nasıl hissettiriyor? O zamanki yaşanmışlık tamamen öyle olsun kalsın mı isterdiniz? Yoksa şimdiki teknolojinin o gençlik döneminizde olmasını mı tercih ederdiniz? Ay, çok güzel bir soru. Esasında arşiv amaçlı mesela oyunlarımın olmasını isterdim. Hani onun sebebi de şu, bak nereden nereye geldiğimi göreyim diye bir parça. Yani hani bazı oyunlarımdan fotoğraf bile yok elimde. Yani evet, afişlerim var evde, hepsinin afişlerini biriktiririm ben ondan sonra. Ama bazılarından evet gerçekten fotoğrafım bile yok. İsterdim tabii. Açıkçası yani fotoğrafı isterdim ya da böyle küçücük küçücük sahnelerin çekilmiş olmasını isterdim tabii ki, ne güzel olur. İnsan böyle dönüp bakmak istiyor değil mi? Evet evet tabii tabii yani, ama mesela bir yandan da bu hani hafızayı da güçlendiriyor galiba çünkü o zamanı hatırlıyorum. Evet, çok haklısın. Hani birileriyle o zaman sahneye çıktığım arkadaşlarla yaşadığımız şeyleri hani oturup gerçekten de o mu olmuştu ya, evet mi, nasıl da unutmuşum tadında mesela sohbetler ediyoruz. Hani bakmaktansa hatırlayıp onunla sohbet etmek daha güzel geliyor açıkçası. Evet, sizi üzmek istemezdim ama bunu da sormak istedim açıkçası. Yok yok, yani hani yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi fotoğraf çekiyorsunuz profesyonel olarak. Yok, ben yıllardır çekiyorum. Profesyonel değilim, amatörce. Artık olamadınız mı daha profesyonel? Yok, olunmaz. Olmuşsunuz. Yok yok, olmaz o. Kolay oluyor ama günümüzde her şey. Yani hani ben yok, yapamam onu. Nasıl oldu peki fotoğraf çekmeye, nasıl başladınız şaka bir yana? Yani hani lisedeyken Yılmaz Nurşen diye bir tanıdığımız vardı. Annemin akrabalarından bir tanesi. O gazeteciydi. Onun fotoğraf makinelerine falan ilgi duydum. Ondan sonra onunla böyle hani karıştırırken nasıl çekiliyor, 35 tabii. Bir iki tane çekip çok hoşmuş, bunu bana öğretsene, hani diyafram bilmem ne, hani onları öğrenip sonra oralardan yavaş yavaş böyle kendi çapımda bir şeyler çekmeye, aynen o şekilde devam ediyorum. Tabletle hala falan var mı peki? Zamanında vardı renk şeyleri, siyah beyazları. Evet. Ama şimdi tabii yok. Dijitalde misiniz siz? Yok yok, hayır hayır, hala 35 çekiyorum. Öyle bir tane mi? Kanonum var tabii, A1'im. Ondan sonra onunla mesela işte 6 ayda bir çok makarayı keyifli bitirip Karaköy'de de bir tane tapçım var, ona götürüyorum. Tab ediyor bana, sağ olsun. Ne güzel gerçekten. Yani böyle sadece böyle sanatın bir dalıyla ilgilenip yani kalmayıp farklı böyle dallarla ilgilenen insanlara da çok imreniyorum gerçekten. Evet, yani fotoğraf bunlardan biri, bazıları resim yapıyor, bazıları tabii ki bir enstrüman çalmak istiyor ama sizin ailenin müzisyeni oğlunuz olacak galiba. Galiba, bilmiyorum, bakacağız. Oradan bahsetmek ister misiniz? Bir sonuçta gence genlerinizle, evdeki tabii ki ortamla birlikte biraz sanatı aşılamışsınız ki onu da ben böyle Instagram'da izledim, böyle beatbox deniyor sanırım değil mi? Beatbox da yapıyor. Elektronik müzikle elektronik uğraşıyor. Müzikle uğraşıyor. Yani hani benim şunu yap, bunu yap gibi hiçbir zaman oğluma diretmem olmadı açıkçası. Olmadı. O kendi kendine yolunu buldu. Ya hani kapıları açtık eşimle birlikte. Ne güzel. Ona hani biz her şeyi sunduk. O kendi seçenekleri içerisinde neyi istiyorsa onu seçti açıkçası. Hayatı da hep öyle devam etti ve öyle devam etsin zaten. Müziğe de böyle bir amatörce, ondan sonra hani ilgi duyarak diskjokeylik falan şeyiyle başlamıştı marjıyla, ama sonra hani kendisini geliştirdi. Hani bizim de dışarıdan gördüğümüz. Dışarıdan dediğim hani yakinen takip ediyorum tabii de ondan dışarıdan sonra ilgiyle. Bir gözle. Tabii tabii, yani hani asla şunu şöyle yap, bunu böyle yap değil. Evet, dinleyip parçaları, bak bu böyle güzelmiş, ama hani bir dinleyici olarak sanki burası nasıl olmalı gibi yaptığı bestelere ondan sonra sadece müdahil olabiliyorum ve hani hoşuma gidiyor bir yandan, çünkü zor bir bölümde okuyor. O zor bölümü en azından kafasını rahatlatıyor. Çok zor bir bölümde, hem de başka bir ülkede. Evet evet. Aynen öyle. Gerçekten yani. Anne baba olarak size de Allah kolaylık versin. Evet, teşekkür eşiniz ederim. De burada bizi izliyor. Eminim ki çok zordur çocuk yetiştirmek ama hem böyle okuduğu bölüm, olduğu evet, yer, evet, uğraştığı evet, şeyler evet. Sizi üzmeyen bir çocuk gibi duruyor. Bilmiyorum. İşte umarım onu da biz de onu üzmüyoruzdur yani.
Peki oynadığınız karakterlere geldiğim zaman ben biraz böyle vurdulu kırdılı şeyleri çok seven biri değilim. Sizi de böyle sinirli gördüğüm zamanlarda falan da yapmışlığım var ama böyle özellikle işte son kısmet zaten Kalamış da çekildi buradaydınız. Evet, evet, çok evet, böyle tam bir apartman dizisi. Aynen. Bizimkiler tadında. Hala böyle geçerken o apartmanını ararız biz Anadolu yakasında otururken. Ya yıkılmadı değil mi, duruyor mu falan diye bir bakarız. Güllerin Savaşı'nda tabii ki oynadığınız karakter. Evet. Onun dışında Son Yaz çok iyiydi. Ben orada sizin bir tokat sahnenizi hatırlıyorum. Ya gerçekten böyle sanırım böyle insan ilişkilerinin olduğu dizilerin içindeki böyle fiziksel durum bir anda insanın dikkatini çekiyor. Yoksa sadece böyle ateşli silahlardan oluşan dizilerde böyle bir süre sonra ben hani böyle şey öylesine izlendiğini düşünüyorum. Belki de ben öylesine izliyorum. O tarz böyle dizilerde daha böyle karakterlerin belki de hani bir ateşli silahla olabilir, bir fiziksel bir müdahaleyle olabilir. Daha böyle ön plana çıktığını hissediyorum. Son Yaz'da da sizi ben bir anda zaten şey bir karakteri oynuyordunuz. Böyle sert, tehlikeli bir karakter tehlikeli mi çok demeliydim. O dizi de gerçekten çok güzeldi. Böyle benim yani, aklımda böyle kalanlar açıkçası. Yani şimdi bir parça ben hani oyunculuğa hep öyle yaklaştığım için hani baştan beri hep öyle yaklaşıyorum. Mesela kötü karakter. Neden kötü? Evet. Kime göre kötü? Hırsız. Neden hırsız? Yani şimdi kötülük yapmak için kötülük yapmıyorum ki. Adamın işi bu. Hani sana göre kötü, evet, yasalara göre kötü, evet. Ama o işi yapıyor. Ya hırsız adam. Ama hırsızlık yapmak için hırsızlık yapmıyor ki. Hırsız yani, olduğu için yapıyor. Evet yani hani. Yani ruhunda var. Ya da onu koşullar, yaşadığı koşullar, sosyolojik koşullar o hale getirmiş demek ki. Meslek olarak bunu yapıyor. Sen niye kasapsın o zaman? Sen niye bakkalsın? Sen iyi bakkal mısın? Ya tartışma buraya gidiyor. Anladın mı? İyi kötü. Hayır yani hani kötü karakter. Kötü karakter değil. Yaşayan karakter. Sana göre kötü. Ama ben normalimi yaşıyorum. Bana göre kötü. Ben kötüyüm diye böyle saçma bir şey hiçbir zaman yapmadım açıkçası. Zaten bunu not almışım. Bir karaktere bu kötü adam, bu iyi adam diye yaklaşmam demiştiniz zaten bir röportajınızda. Evet, bunu almışım. Sonrasında şunu sormak istiyorum. Yani kabul etmeyeceğiniz bir rol oldu mu ya da var mı? Çok çok büyük ekstrem şeyler olması lazım benim için. Yani hani kanımın uymaması lazım açıkçası. Mesela niye enerjim uymaz? Bilmiyorum ki onu. Yani hani çok şey şu anda. Uçlarda. Yani uçta değil de çok cevaplayabileceğim bir şey değil. Tabii. Hani karşılaştığım bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Bugüne kadar karşılaşmamışsınız. Yani ufak tefekleriyle karşılaşmışımdır. Çok fazla istememişimdir. Ya da mesela istemediklerim şöyle bir durum olmuştur. Bir sene boyunca bir dönem işinde oynamışımdır. Hemen arkasına başka bir dönem işi geldiyse kendi kariyerim açısından dönem dönem yapmak istemediğim için de onu istememişimdir. Zaten şey dönem çok farklı değil mi ya? O dönemin tabii, tabii, tadı. Tabii, sizi biz şimdi Barbaros'ta Kanuni Sultan Süleyman olarak gördük. Hatta ilk başladığınız dönemden giydiğiniz kıyafete bile o kadar böyle alışmalısınız ki. Hani bir cebi varsa, elbette, iç cebi varsa. Elbette, yani ki tamamen onu senin gibi hissetmek çok farklı kesinlikle, bir çalışma kesinlikle sistemi. Kesinlikle. Yani hani siz, yani ben o karakteri esasında kendi kafamda yaşatamazsam. Evet. İstediği tabii yani hani olmaz. Çünkü ben başlarken hep yönetmene ve senaristlere böyle 15-20 soruluk soru silsilem vardır. Ondan sonra hani okuduktan sonra da onlara ekleme soru yapalım. Soru çıkartıp cevap bekliyorsunuz. Tabii. Ama karakteri oluşturmam gerekiyor. Başka türlü nasıl olabilir ki? İşte bu karakter işte nasıl güler? Ya da bu karakter yok hani onlar başka bir onlar yani hani çok mesela onlar incesi, onu incesi bilmiyorum. Ben daha çok içe dair. Yani hani mesela büyürken herhangi bir yerinde sakatlığı var mı ki? Evet. Ya da hani konuşmasındaki arızası nedir? Ya da hangi bölgede büyüdü? Üniversite mezunu mu? Mesela işte Kısmet'te avukat oynarken avukat dediler. Önce imza çalıştım ismini alıp. Ondan sonra yani hani adamın imzasını çalıştım.
kaç kere imza attım deyin. Hani bir kere falan atmışımdır 10 bölümde. Ama ama şimdi avukat sürekli imza atıyor. Sürekli bazı şeyleri okuyor. Nasıl okuyacağını, ne yapacağını, insanlarla irtibatını ve zengin bir adam. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar bir sürü şeyi evriltiyor. Arabayı nasıl kullanır falan falan. Anlatabiliyor. Evet, çok detaylı aslında. Tabii ki yani hani oyunculuk dediğimiz işte şunu al ezberle gel olsaydı keşke. O daha kolay olurdu hayatımızda. Ama öyle değil. Başka bir şey açıkçası. Siz böyle bunları anlatırken sanki böyle bir YouTube kanalında ders verir gibi almaya çalışıyorum bazı şeyleri. Tabii ki sizin öğrenciniz olamamış ama hala böyle sizi beğeniyle izleyen, sizden bir şey almak isteyen gençler vardır tabii ki. Sosyal medyada özellikle videolarınızı bulabilirler. Çok az da olsa birkaç tane oyunculukla ilgili videonuz var bildiğim kadarıyla evet, değil mi? Ondan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çünkü şöyle de bir şey var. Mesela forum sitelerinde keşke daha çok görsek. Herhalde görmekten kasıtları şu. Daha çok birazcık hani ortalıkta, işte evet, daha çok sosyal medyada, daha çok dijitalde, hani böyle her programda gibi sanırım istiyorlar. Yani hani işte hani sürekli video çekip hani evet, bir şeyleri anlat, sürekli yükle. Hani bir YouTube kanalı aç, evet, ondan sonra orada bu oyunculuk hikayesini anlat. Hani oraya koy. Of. Yani hani benim... Tarzınız değil. Ya hayır, tarzım değil derken hani birileri beni zorlayacak oraya. Hani ben tutup da hemen insanlara ben oyunculukla ilgili bir ders vereyim, şu telefonda şuraya koyup video çekip YouTube'a yükleyeyim, bilmiyorum, bana biraz uzak geliyor. Ya bir, çok iyi anlıyorum. Hayır, çünkü oyunculuk çalıştırırken de yan yana olmak önemlidir benim için. Evet, pandemi döneminde onu söylüyorsunuz zaten. Evet, özellikle konservatuar, herkes artık, biz de burada mesela Skype bağlantılarıyla konuklarımızı ağırladık. Her şey online oldu, her şey böyle uzaktan oldu. Siz evet, bunu tercih etmediniz. Evet, çünkü oyunculuğun gerçekten birebir göz göze bakarak olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Birbirimize dokunmamız lazım çünkü. Yani hani onu görmem lazım, onun beni görmesi lazım. Birlikte etkileşim içerisinde olmamız lazım, aynı yerde olmamız lazım. Evet, çok... Kötü bir dönemde ya gerçekten. Öteki türlüsü hani ekrandan, ha aferin çok güzel yaptın ama o ekranın açısı. Hani ben döneceğim, yanına evet, bakacağım, ne yaptığına bakacağım, elinin haline bakacağım, hı-hı, ayakları ne halde, sırtı gerilmiş mi, hı-hı, hani bir şey oynarken, evet, ona göre uyaracağım çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani hani başka bir şeye dönüştüreceğim onu ama sadece bir ekranın, bir kameranın açısından ben beceremiyorum. Hani benim beceriksizliğim. Ya öyle şey olur. Yok gerçekten mu? Yok, ben yapan başaramıyorum. O kadar haklısınız ki yani gerçekten. Yani maalesef çocuklar ilkokul 1. sınıfa bile uzaktan başladı. Mezun olanlar oldu. Öyle kötü bir dönemdi ki sizin tabii bunu nasıl hissettiğiniz, nasıl rahat ettiğiniz de önemli. Çünkü insan tamamen içselleştirdiği zaman en iyisini verebilir, en iyisini ortaya çıkartabilir. Kesinlikle. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Bir başka heyecan da... Reha Erdem'in restore edilen ilk filmi. Hayır, sizin evet, de ilk filminiz değil ilk mi? Film, doğru evet, hatırlıyorum. Evet. Aa, ay. Evet, restore evet, edilmiş hali. Evet. Bu bence çok güzel. Bence yani de. İzleyenler zaten hani tiyatro bölümü öğrencileri, sinemaya gönül verenler zaten Reha Erdem'in filmlerinin hepsini izlemiştir diye düşünüyorum. Benim hem ilk işimdi evet, oyuncu olarak. Reha abinin de ilk işiydi Türkiye'deki. Evet. Ondan sonra ve yıllar sonra ilk defa çekilen siyah beyaz bir filmdi. Artı bir de çok zor tabii. Hani seyretmesi de çok zor. Ondan sonra filmi anlaşılması da kimi zaman zor ama hani böyle bir inanılmaz bir Fransız şiiri gibi, hı hı, duran bir akıp film. Akıp giden böyle. Aa, inanılmaz. Yani güzel bir film ya. Yani hani tekrar arada sırada bende kaydı var. Arada sırada açar şeylere bakarım. Bazı sahneler vardır hitim. Bakarım. Ada çekimleri değil mi? Seneler sonra işte çok genç bir Arif var orada. Seneler sonra bu gözle... Lisedeyim. Evet, lisedesiniz. Zaten lisedeyim. İlk tiyatroya başlıyorsunuz ve hemen sinema filmi arkasından. Evet, yani evet, çok büyük bir aslında o yaşta bir tecrübe. Ama şöyle söyleyeyim size. O çok Reha abinin ilginçliği. Bana çekimler esnasında onun böyle bir kara kaplı bir defteri vardı Reha abinin. Gel bak ne göstereceğim sana dedi. Ne oldu abi dedim. Açtı böyle bir Fransız gazetesinden kesilme bir fotoğraf. Yanında benim oynadığım karakterin analizi ama fotoğraftaki ben. Aa, nasıl oluyor? Hayır, benziyor. Çünkü benziyor. Kafasındaki o adam.
Anlatabiliyor muyum? Yani hani ona evet, onu oynatacağım değil mi? Beni görünce tamam dedi. Dedim niye hayırdır, niye tamam dedi? Çünkü ondan dolayıymış. Ve herkesi de öyle nasıl seçmiş. Nasıl bir tesadüf? Yani hani o tamamen büyük bir tesadüf. Yani benim için de büyük avantaj. Çünkü 17-18 yaşında Reha Erdem'in setindesiniz. Evet, evet. Ve size hani oyunculuk olarak da bazı şeyleri anlatıyor. Ve hani bir sürü şey kazınıyor aklınızda. Çok değerli. Yani, olmaz olur mu? Tabii ki. Bu gözle nasıl izleyeceksiniz o genç Arif'i? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir de herkesle beraber yani izlendiği zaman birçok kişi de izleyecek. Tabii, ve sonrasında tabii ki illaki geri dönüşler olacak. Belki ilk defa sanmıyorum ama izleyenler de olabilir. Çünkü restore edilmiş halini de izlemek çok farklı bir deneyim olacak. Yani pırıl pırıl bir film izleyeceğiz çünkü. Evet, ya çünkü o film 35 çekilmedi o film. 35'e aktarıldı. 17 çekildi. Tabii. Oradan 35'e aktarılarak yapılmıştı. Hani onun kafasındaki oydu zaten. Siyah beyaz çekmek istemesinin de sebebi oydu. Hani o yüzden de restore edilmesi ilginç ve güzel olmuş bence de. Çok keyifli anılardan bahsettik. Umarım bugün burada olmaktan da keyif almışsınızdır. Ya aldım gerçekten. Nasıl hissettirdi burası size? Biraz önce stadın içinden geçtik geldik buraya. Evet ya, yani hani o zaten hani böyle bir şahane bir duyguyla getirtti beni buraya. Tabii ta eski halini hani çok yaşlanmışım gibi hissediyorum ama hani maraton tribünün üstünün açık olduğu, ondan sonra hani kapalının, sosyete tribününün olduğu zamanlarda maç seyretmişliğim var tabii benim burada. Ondan sonra şimdi o halden bu hale böyle içeride bir de çok uzun zamandır hani hiç içeride dolaşmamıştım. Çok güzel geldi. Hani başka bir ruh haline getirdi. Bunun için de size çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Peki Fenerbahçe'yi hem futbol olarak hem sizin basketbola daha çok ilgilendiğinizi biraz önce öğrendim. Tüm branşlarda nasıl buluyorsunuz? Özellikle futbolda bu sene Cumhuriyetimizin biliyorsunuz 100. yılı. Biz Atatürk'ün izinden giden bir spor kulübüyüz. Her branşta gerçekten şampiyon olmayı çok istiyoruz. Bir de özlemimiz var içimizde. Futbol takımımızın artık bu sene şampiyon olmasına inancımız tam. Siz ne dersiniz? Yani tabii ki her Fenerbahçeli gibi esasında biz bir futbol kulübü değiliz. Biz bir spor kulübüyüz. O yüzden hani kürek takımından tutun masa tenisine, voleybolu, basketbolu ve futbol. Evet, futbol çok önde olduğu için herkes onu temenni ediyor. Tabii ki temenni ediyoruz. Ben de çok istiyorum. Hani bu sene şampiyon olması gerekiyor ondan sonra. Ama diğerlerinin de, diğer branşların da hep bir olması sanki içimizden geliyor bir Fenerbahçeli olarak hepimizin. O olacak ya. Yani ona inancımız var. Hepimizin inancı var açıkçası. Ay ne kadar güzel gerçekten. Umarız bu sezona güzel bir programla başladık. Güzel de devam etsin. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki Fenerbahçe tüm sporlara değer verirken sosyal sorumluluk projelerinde de hiçbir şekilde böyle gözünü kulağını kapatmayan bir spor kulübü. Sizi de ayrıca bu konunun altını çizmek istedim. Özellikle disleksi haftasında işte doğum gününüzde kanserli hastalara yaptığınız bir bağış vardı. Bu konularda da böyle duyarlı olup farkındalık yarattığınız için ayrıca da size teşekkür etmek. Bu konuyu da böyle parantez içinde geçmek istemedim açıkçası. Parantez içine almak istedim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evcimensiniz. Sizi evden almak çok zor, ikna etmek zor diye duydum. İkna ettiğim için de çok mutluyum ayrıca. Ben teşekkür ederim size. Yani hani beni ve eşimi burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Yani muhteşem bir gün oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de öyle oldu gerçekten. Tekrar güzel günlerde böyle şampiyonluklarda yeniden burada buluşmak dileğiyle diyelim. İnşallah her zaman. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, 5 ayında çok keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Bizler gördüğünüz gibi çok keyif aldık. Umarız sizler de keyif almışsınızdır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.